Ve bilgilendirme, örgütü kurabilme, yani tüketici,
bir araya gelip bir olimpik kurup aklını talep edebilir, derdini anlatabilir. Biz de bu işi yapıyoruz taraftan da anlatalım. Elimizde olan ne vardır ya, biz kendi kontrol edebildiklerimize bakmak durumundayız. Biz tüketirken, tasarrufa tüketmek, ihtiyacın zorunda tüketmek zorundayız. Çünkü dünyanın bir tarafı fazla tükettiği için gerçekten yoksun olan ve yoksun olan gruplar var, haksız çekildi. Bu mahalle olarak düşünün, bina olarak düşünün, aynı şey devam ediyor. Bir kısım gereksiz tüketiyor, bir kısım da ihtiyacı olduğu halde ulaşamıyor. Dolayısıyla biz tüketirken gerçekten ihtiyacımız var mı buna bakacağız. İhtiyacımız olduğu kadar tüketeceğiz ve tasarrufu tüketeceğiz. Kalite, fiyat dengeleyerek beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Ve atıklarımız tabii ki bir taraftan. Atık çıkarmak, atıkları tasvip edebilmek, nedeni ayır edebilmek çok önemli. Bir dönüşüme kazandırabileceğimiz şeyler çok önemli. Dünyadan bir kere gidiyorum, gidiyorum diye çocuklarımız var, çocuklarımız var. Yani gelecek nesiller var. Yani benim hayatım sınırda ben param var, tüketim, tüketim gibi kirletim olmamalı yaklaşık. Su baskını yerine. Şimdilik öyle yani. Başka gezegenler olsa oraya gidecek paramız olmayabilir. Öyle bakmak lazım. Bir yer kezledik. Kaçalım ama yani onun için de para gerekiyor. Temizlik yasak. Avrupa Birliği özellikle gıda konusundaki teklifler, yönlendirmeler ve bir güvenlik, yani yediğin içtiğin şeyin gıdanın güvenliğiyle ilgili bunun ikinci noktada seni satın edinceye kadar bu zincir içerisinde kadar taşımaya, yani üretim, işleme, dağıtım, en son depolamalar, yani tüm bu aşamalarda güvenliğe dikkat çekmek üzere. Yani bununla ilgili kanunlar var, işte yönetmelikler var. Ama bunu neden ülkemize kadar gayret etsizlikle bir şekilde bunların yapılması gerekiyor. Yani izleme bilir olması çok iyi. Çünkü hiç evet her aşaması. Çünkü şöyle bir şey, evet idareler iyi olurdu biz. Köylerde, tesadüflerde yaşıyor olsaydık, kendi bahçemiz olsaydı, yiyeceğimiz sebzeyi, imkanımız üretiyor olabilseydi, kendi kontrolümüzde olsaydı. O zaman her şey daha kolay olabilecekti. Kesinlikle. Ya bunu yaşıyorum aslında. Bütün ağacıklar, erkek kardeşim, bu bahçesi var ya, babam rahatsız etti. Hani yoktan daha iyi bir bahçe. Hani her mevsim, de o mevsimi özgür her şeyi. Ve hiç böyle suni, gübre dahi ilaçlamaya kullanan bunlara değişiyoruz. Ama tabii ki bu tamamen o da gibi böyle bir üretim falan mı?
sino el cual no se mira y lo que pone es un orden de la política 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 de la Ama dondurma değil, sus ve bekarına neyse, kötü.
Bunu çocukluğumdan beri kullanıyor. Ben vermem üzerine sürekli ekmesini vesaire bir şey koyarsanız bu bir kandırmacadır. Çünkü hiç alakası yoktur yani. Bazı aldığınız şey bu aromalar da şuruptur yani. Bu tip şeylere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi benim başıma gelen bir şey anlatayım size. Köpeğen karpuzunu anlatayım. Biliyorsun böyle. Şimdi aslında gıdayı görerek almak her zaman daha avantajlı. Ayrıca dediğim gibi ambalaja dikkat etmek çok önemli. Sağlık pazarı açık yerlerde almamak lazım. Sebzeleri de dışında almak gerekiyor. Çünkü hangi şartlarda üretildiğini bilmiyoruz. Ve karşımızda bir üretici yok hesap soracağımız. Resmi bir dağıtım yapacak kimse yok. Dedim ki sizin bir laboratuvarınız yok ki bunu analiz edeceğiz. Dolayısıyla bu tip şeylere girmemek lazım. Yani aslında çok bilinen bir marketler, büyük marketler zincirinin sanal marketine alışveriş açtığı böyle bir karpuz soğan ağır olduğu için bir markete gidip taşımak zor geldiği için bana bunu sipariş ettim. Aslında benim istediğim başka bir şeydi. Onun yerine bunu getirdiler. Çekebilirsiniz bir karpuz diye. Yani bugün geldi saat 4 diyelim. Ertesi sabah mutfakta yer su ıslıklandı. Yeşil bir su var. Bu ne diyor? Hani sebze suyu falan mı diyor? İçer baktım ki karpuzdan köpükler çıkıyor. Ondan sonra ben inanamadım. İlk kez gördüğüm bir şey çünkü. Evet, ilk kez gördüğüm bir şey. Sonra karpuzu aldım testesini, bir yana altına tepsi koydum falan. Baktım o su ondan gelmiş. Ve köpük ama köpürmeye devam ediyor yani aynı zamanda. Böyle videoya çektim. Çok hafif üzerinde beresi var, o bereden fışkırıyor. Ama nasıl beyaz köpük dokunduğumuzda çok sert. Bakın ben elimi yıkadım falan. Çünkü sonuçta bu işin gösteren içinde mikroorganizma var. Üredi. Artık orada yer bulamadı. Bunun üretimi olan gaz çıkışı şeklinde karpuzdan dışarı yapıyor. Esas enteresan olan şey buradan sonra başlıyor. Şimdi ben güvenilir bir market zincirinin sanal marketinden bunu alışveriş yaptım. Herhangi bir işte köyden doğal bir şey satıyorum işte bir köy tarifinden almadım. Bu üst firma belli. Faturası vesaire her şey müşteriyle ilişkili sözleşmeleri her şey var. Bunda hiç sorun yok. Sonrasında ben aradım merkezciyi. Dedim ki böyle böyle bir sorun var. Tamam kayıt aldık. Kayıt aldığı anda 2 saat geçti. Dedim ki sorun devam ediyor. Ama siz de bana gönderiş olmadı. 2 saat sonra o köpürmeye devam ediyor. Sonra yani ikinci kere aradım 2 saat sonra. Tamam, biz merkeze bildiriyoruz falan dedi. Sonra alev %74 hattını aradı. Bunu şikayet etmek üzere. Sonra onlardan da bana şöyle bir şey geldi. Bunu nereden aldınız? Ben sanal marketten aldım. Ama bunun hani deposunu bilmek zorundayız. Çünkü biz onu gidip denetleyeceğiz. İşte yani internette alışverişler dikkat edilmesi gereken konu açısından söylerdi. Deposunu nereden? Bu sefer ben tekrar Allah'tan büyük bir sevim olduğu için tekrar açtım hattımı. Oradan bana adresine göre hangi depodan geldiğini öğrendim. O deponun numarasını aldım. Depoyu aradım. Ve bana tekrar geldiler. Parasını iade ettiler falan. Ve ben bana alın 174 hattımı bu deponun adresini de ayrıca bildirdim. Yani şimdi tüketici olarak yapmamız gereken bu. Ama tabii burada dediğim gibi ulaşılabilecek bir deko vardı. Ama
erkeğin işte ben bahçede ürettim, bahçemde şurada burada sana satıyorum diyor. Hatta iyi niyetlerle de satışlar var. İşte diyor ki işte benim kanser hastası çocuğum var, aile bütçesine destek olayım diye bunu yapayım. Ya da işte kadın kooperatif gibi söyleniyor. Yani bu tip şeylere çok dikkatli bakmak lazım. Karşılığında aradığında bu da çok önemli çünkü biliyorsunuz belki haberiniz olmuştur. Bir bebek maması, internette bulunan bir bebek bildiğiniz bir marka bir şey alıyorsunuz. Sonra bu mamadan sonra çocuğun karaciğer enzimlerinin değerleri çok değiştiği için panik halinde şikayet etmişti yani. Ve sonra bu mamalar anneklerin de incelendi ve bir şey çıkmadı. Ama çıkabilir yani zedelenme olabilir. Çünkü şunu bilmiyoruz, evet. Mal gerçekten güzel paketlenmiş ambalajında olabilir. Ama uygun soğuk havalar, soğuk hava depolarında durmamış olabilir. Uygun şekilde transfer edilmemiş olabilir. Bunlara bilme şansımız yok. Bu açıdan çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi aslında kanunu şöyle diyor, yani eğer ispatlayabilirseniz bu ürünle ilgili hasar gördüğünüzü dava açabilirsiniz, tazminat kazanabilirsiniz ama sağlık maddi olarak tazminat her zaman hani yerine koymazsak siz sağlığınızı kaybettikten sonra hayır olsun yerine koymazsak yani başta oynamamak da fayda var diye düşünüyorum. Bu çok zihni durması gereken bir konu. Mesela şeyler var, sütle ilgili yapılan bir sürü haberlerden sonra çiğ sütlerin internetten de alınması gerekiyor. Mesela çiğ süt çok tehlikeli bir dışarıda dolaşımı. Çünkü hemen ya kaynatılmanın ya da buzdolabında bir gün ondan sonra kalmıyor. Kalmaması gerekiyor. Çiğ süt internetten süt alıyorsunuz, çiğ süt alıyorsunuz. O size gelinceye kadar iki gün geçiyor. Her iki gün bozulmadan sütün ortamda dolaşması mümkün değil. Ya bunun içerisine koruyucu bir şey koyuyor, hidrojen peroksit koyuyor, soda mı koyuyor, ne koyuyor bilmiyorsunuz. İçerisine ya bir koruyucu koymak zorunda ya da kaynatmak zorunda. O kaynatırsa o zaman bari sen çiğ süt diyorlar sonra şeyi. Bir de sen kaynatıyorsun, besin değeri sıfır oluyor. Bunun gibi yumurtalar da var. Hani neyle bulaştı? Sağlıkla mı, hijyen şartlarında mı geldi bilmiyorsunuz. Dolayısıyla peynir de yumurta da ve etler böyle hani çiğ etler hangi şartlarda taşındı geldi bilmiyorsunuz. Sonun zehirlenmeleri de pandemik açısından bu tip gıdaları alırken çok dikkat etmek lazım. Hani görerek bilerek etiketini okuyarak almakta fayda var. O zaman bile sorun olabiliyor. Yani diyelim ki evinizde bile siz buzlukta muhafaza ediyorsunuz dondurucuda. Elektrik kesildi diyelim. Bir gün elektrik yok. Siz tatile gittiniz, elektrik kesilmiş, tekrar gelmiş. Buzluktaki bütün ürünlerimiz erimiş, sonra tekrar dönmüş. Nasıl bileceksiniz? Bu da bir riskli bir demek istediğim de. Bu konuda çok söylenecek şeyler var ama zamanımız kalırsa bence devam edelim. Taze sebzeler ve meyvelerde sirkeli su iyi bir şey. Yani iyice yıkamak lazım. Bir de hani yumurta, bir
aslında hem temizliğinden bir korumanın en güzel yolu sizin el temizliğinizdir. Yani mücevheye dokunmadan önce elleriniz yıkamanız. Dokunduktan sonra tekrar yıkamanız. Ve kadınızın tacağınızın temiz olması, mutfağınızın temiz olması. Çünkü saçınızı kaşısanız ve elletseniz sonra yemeğe dokunsanız orada bakteri vesaire ve transferi sağlayabiliyorsunuz. Teknolojiden çok korkuyoruz ama aslında düşünürseniz diyelim ki siz köyde açık araziyi sardınız, bir sebze kurutuyorsunuz. Toza, toprağa, her şeyin üzerine yoruyor. Yani dışarıdan gelen bir bahçeye kullanılan suyu durdurlar, toza karışabilir, üzerine yağdırır, bakteriler yağdırır, bir sonu kuruttuğunuzda onlarla beraber kurutabilirsiniz. Ya da siz memnun kalmışsa çok üretebilir. Fitotoksin demişti, hafya toksine dönüşüyor. Yani açıkçası tamam kabuklu yemişlerdi, kabuk bakmedilerdi. O kadar size tehlike oluşturuyor ki siz o bunu koruduğunuzu zannediyorsunuz. Onu aldığınızı zannediyorsunuz. Bir sürü tehlikesi var. Çeşitli koruma şekilleri var gibi yiyeceklerin bozulmadan koruyabilmenin yolları var. Şimdi belki buna baktığımızda fabrikasyon olarak diğer direkt toplandığında şokla dondurulanlar en sağlık ısınıyor. Size çünkü pazara gelene kadar, markete gelene kadar ve markette beklerken can çıkıyor sebzeleri. Yani ama biz o sebzeleri doğalıdır, köyde, köyden geliyor falan. Aslında köyde bir şey kalmadı bunların gelmesi. Bu kadar boyutta şimdi köylerden gelmiyor. Bunlar sonradan geliyor. Bunlar gidiyorlar. Çıktı, köylerden geliyor. Bunları anlamamız lazım artık. Bugün şartlarında çok kolay değil mi? Yani bütünsel baktığım için vücudun, bedenin de bir yerine güvenmek gerekiyor. Siz çünkü ne yerseniz yiyin, bunun yapı taşlarını ayırır vücut. Bir arkadaşım vardı şimdi annesi, onu söyler. Dedim ki, tekrar bir tabak çizildi. Ben bu tekrarı yaptım, bana zararı olur mu? Olmaz. Çünkü vücut bunu tanımıyor ki zaten. Olmadı mı dışarı atıyor. Yani çivi yıkıyorsunuz, çiviyi kullanıyor mu vücut? Aynen dışarı atıyor. Bunun gibi hani tanımadığı şeyi zaten dışarı atıyor. Yani bu kadar evhamlı ve takıntılı olmamak gerektiğini düşünüyorum bazı konularda. Dikkatli olmak için. Evet, çünkü her zaman bence programlarımızı anlattık. Bizim ürettiğimiz stres hormonları bağışıklık sistemimizi bloke ediyor. Biz stresle uğraşırken bağışıklık sistemini deriden çıkarıyoruz ve biz problemleri çözemiyor vücudumuz o zaman. Gerçek hastalık o zaman söz konusu. Yani neler olabilir? Bir kere işte mikrobiyolojik olarak bulaşmalar olabilir. Bakteriler, mantarlar, virüsler gibi bulaşmalar. Kimyasal olarak bulaşmalar olabilir. Mesela ne kıldığı yerde acık acık bulunuyor. Mesela bunun gibi pestisit gibi bu kalıntılar olabilir. Antibiyotik kullanımı dolayısıyla onların bulaşıkları olabilir. Yani kimyasal olabilir dediğim gibi. Tozlar yağabilir. İşte kırma zaman içerisinde bozulma gerekir. Pek çok ister söz konusu olabiliyor. Şimdi hani teknolojik olarak bize ulaşan yiyecekler. Şimdi biliyorsunuz hani mevsimde toplarsınız. Gelemesi olan şeyler. Sebze de kurutabilirsiniz. Ya da turşular yaparsınız. Tuzlarsınız. Tuzlar. İşte vakumlanabiliyor. Mesela etler vakumlanıyor. Hava ile ilişkiyi kesiyor. Bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Isım işlemle muhafaza edebiliyorsunuz. Mesela pastörizasyon yapıyorsunuz. Nispeten daha düşük ısıda sütler birkaç gün daha dayanabiliyor ortamda. Ya da çok yoğun
şimdi plan nereye gidiyor? Bir de tanık özellik, yani muzluktan almışsanız tamamen çözülmeden pişirmemeniz gerekiyor. Tamamen çözüldükten sonra pişireceksiniz ve en az 70 derece çıktığında en uç kısmında elini alacaksınız. Çünkü bazen kemiğin etrafında kırmızı etler görüyorsunuz. Kanını görüyorsunuz, pişmemiş oluyor. Çiğ etlerle pişmiş yemek karıştırma bir yere getirmemeniz gerekiyor çiğ besinlerle. Siz elinizi sürdüğünüz zaman alıp durduğunuz bir şey mutlaka elinizi yıkamanız. Ayrı sevgili dolarma tartalım kullanmanız da çok önemli. Görmüyorsunuz ki mikroorganizma belli bir çalımlar geldiği zaman zaten karın ağrısını tekrar kullandıkları peş gibi zehir almalarına sebep olabiliyor. Ölüme kadar girebiliyor. Sonuçta olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu programa geleceğine yetişince bir arkadaşım beni aradı. Ben daha aynı zamanda genetik okudum, bir ara şey okudum. Onun için aynı bölümden Nisan Üniversitesi Profesör Türkiye'nin Biyogüvenlik Kurulu'nda görev alan bir arkadaşım. Aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi içerisinde, biyoloji içerisinde. Kendisi GDO laboratuvarı bulan ve bu konuda dersler veren bir profesör arkadaşım. Onunla da konuştuk kalktığı bir akşam. Bunu tartıştık hani bu konuda. Şimdi şöyle bir şey. Evet, genetiği değiştirilmiş organizma demek değil. Genetiği değişti ama genetik değişmesi şey gibi. Anne baba hani döllenme oluyor. Yani birleşme oluyor. Bir sürü ihtimal oluyor değil mi? Anneden babadan gelen genler karışıyor. Farklı farklı olasılıklar çıkıyor. Bu bitkilerde de zaten doğal olarak doğal mutasyonlar vardı. Ya da çeşitli yapının ıslah yöntemleriyle bu zaten yapılıyordu. Yani bitkilerde farklı olarak böyle yapılıyor. Yani bu genetiğiyle oynandı diye korkmamak gerekiyor anlamında söylüyorum. Genetiğiyle oynamak için astardan kullanıyoruz. Suni şeker insanlar ama bunu bakteriye üretiyor. Yine insülin kullanıyorsunuz, suni insülin ve bakteriye yeteren bilgiler sayesinde işte domuzdan öte edilen insülin ürettiriliyor bakteriye. Anladınız mı? Bu sağlık için kullanıyorsunuz. Yani teknolojiyi bu anlamda kullanmak direkt zarar demek değil. Onu demek istediğim bu. Genetiğiyle oynanmış, yani orijinal bir değil ama mesela bakıyorsunuz ki siyah domates, pembe domates ve bir sürü farklı farklı şekilde beyin mutlulukta ürünler geliştiriyor. İşte insanlık hızı çok hızlı bir şekilde artıyor. Bunların beslenmesi gerekiyor. Ve bu beslenme esnasında da ne bileyim bazı tür değişik çok fazla pestisit kullanmaya gerek kalmadan bunlar mı? Kötü bir şey mi şimdi? Çünkü eğer sen bunu dayanıklı tür geliştirmezsen daha çok böcek ilacı kullanmak zorundasın. Kırılımı kurtarmak için. Bu sefer dışarıdan yiyecekleri dışarıdan hormonla olursa olabilir büyümeyi teşvik etmek için ya da büyümeyle olup onu daha dayanıklı hale, içeriden dayanıklı hale getirmek için. Yani ikisi de kontrollü ve sağ olmak durumunda. Zaten bizim diyetolog konusunda bile diğer hiçbir yiyecekte yapılmadığı kadar hassaslık çalışmak. Çünkü biz GDO fabrikasyon olarak bizde yapılmıyor. Sadece araştırma anlamında üniversitelerde üretiyor. Yani hepsi bütün bu kanıtların çalışmalarıyla bakanla rapor etmek durumunda var. Ve dışarıdan gelen bütün yiyeceklerin zaten kontrolü yapıldığı için bu genetiği değiştirilmiş olanların analizi için bir sürü laboratuvar var ama analizler yapıyor. Rastgele herhangi bir kişi dışarıdan bir doğru bir ürünü getirip piyasaya süremiyor. Sadece ye için kullanılmak üzere belli mısır türleri ve soya türlerine izin verilmiş durumda yem olarak kullanmak üzere. Bebek mamaları, bebek evlerinin dağılımlarının hiçbirinde GDO'ya izin verilmiş değil.
dediğim gibi doğu dediğimiz şey ondan ne gene değişti. Ve bu biraz 10 sene belki bu araştırmaya insan sağlığına olabilir. Etkinin türüne çeşitlerine nasıl gözlemeye. Duyduğunuz zamanı sonu bir zaman bulunuyor. Sizi dışarı bağımlı hale getirecek. Çünkü siz çiftçisiniz. Diyorsunuz işte tesiste dayanıklı bir tür ekmek istiyorum. Ve onu doğumunu alıyorsunuz. Ama bu doğum için seneye tekrar bunun almanız gerekiyor. Onun için siz daha önceki günlerden yetiştirdiğim bir kısmı doğumluk sahneyi seneye bunu ekeyim diyemiyorsunuz. Bu anlamda ekonomik açısı hocadan üretici için çiftçiler sıkıntı. Ben doğumlar özel bir durumda olduğunda bir kere kullanmaya farkı doğumlar kendiniz üretemezsiniz. Onun için sizi belli birkaç şirketin eline bırakır. Yani burada insan sağlığından çok sıkıntı. Ekonomik de. Ekonomi, hani bazı şeyler siyasi hükümetini karar vereceği şeylerdir mutlaka. Yani biz kendi çiftçimizi desteklersek dışarıdan bunları almak zorunda da kalmayız. Hani uygun ziraat yöntemler, teknolojik yöntemler, işte gereksiz tüketmemekle. Zaten kendi kendine olmak yapabilir. Sonunda ötürüyorum çeşitliliği olan bir ülke. Tabii ki hani arsenik meselesi kimse kendisi yapmak istemiyor. Belki babamla da biliyorum. E-dolu falan da bir kez yapmak istiyor. Ben de bana tek sürekli hiç e-dolu bir torun değil ağlıyor. Yani onların kendine de bir alması var. İşte bu planı güzelmiş bir değilmiş. Hani üzerine tekrar yani bir şey söylemiyor. Ama onun bir kısmının kendisi üretebiliyor mesela. Ama üretebildiğine göre de bir kere doğru değil. Yani kullandığımız İlla ki bizim normal alışık olduğumuz çeşitinin dışında bir ilgili durumu demek değil. Tabi mesela işte genetik çapı, mendilin bütün genetik okuyanlar, ürünler aslında. Yani yapılan çalışmalar var şu anda, ürünler ve tarihlerden var. Ve bu konuda ancak bunu söylemekten şüphe, işte enerjiyi artırabilir gibi çok böyle kısıtlı bir şey ya da antibiyotik süplenmiş vesaire. Yani son derece kısıtlı, ispatlanmış şu ana kadar bilimsel bir şey. Ama sonuç olarak esas sorunumuz şu, şimdi hekimlerimizle işini iyi yapan bir tarafa koyalım. Ama şimdi normal toplumda bir kişi hekimse, doktorsa, söyler, söylediğini varsa dinlemiyor, doğru mu? Ve bu insan hekimdir, profesör olmuştur, ne söylüyorsa doğrudur. Denebilir. Yani denmek ama gerçekten böyle mi? Çünkü hekimlerimiz olmasınlar yani. Laboratuvara girip bu denemeleri kendileri yapmadılar. Sadece işte derleme, durma, kendi inançla, bilimle değil inançla, bu neye inandığınız olabiliyor. Bunu araştırarak, soruşturarak, bir sonuca varmışsanız, inançla varmışsanız yanlış söylüyor zannediyor. Bizim öğrenmeyim şimdi, birisi var mesela. Kendisi kalp konusunda hekim. Ne kadar uzmanlığını bilirim ama kalp konusunda hekim. Ama sonra insanlar ne yemeleri, ne yemeleri konusunda uyutta bulunuyor. Şimdi diyor ki işte ekmeği yemeyip, onun yerine kuru yemişini. Şimdi ekmek 1 lira 25 kuruşsa, o kuru yemişin kilosu 50-60 lira. Siz şimdi 4-5 çocuklu bir ailesiniz. Ve bu profesörü dinleyeceksiniz. Hadi bakalım. Hani kaç parası yemek parası lazım? Böyle hesaplayın. Yani bazı şeyleri konuşurken tüketici olarak da baktığımızda işte bir kere hem bilimsel olarak bakacağız hem de bunun mantığı var mı? Yani hayatın akışı içerisinde bunun mümkün mü? Buna bakacağız. Şimdi bize organik diye satılan şeyler var mesela. Organik pazarlar var. Şimdi organik aslında işte biz de organiyiz. Her şeyden organik olan bir şey yok. Karbonu varsa herkes o her şey organik. Canlılar her şeyde. Hatta cansız aynı şeyleri varsa organik olan. Demek ki hani zaten kelime yanlış da onun organik de kastettiği şeylere baktığımız. Yani tamam o şartlarda üretilmiş olsa bile yani suni ilaç kullanılmadı. Gökyüzün dayanmasına indirildik tozun. Başka yan bahçelerde
I'm going to be considered a little bit of 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 a little bit of